Temel Bilgi Teknolojileri 2, 1. Bölüm, PowerPoint 2016'ya 1. Teknolojinin gün geçtikçe gelişmesi var olan bilginin aktarımında aynı anda birden çok duyu organına hitap etme imkanı bulmuş. Böylece bilginin hedef kitleye aktarılması ve anlaşılır olması çok daha kolaylaşmıştır. Bilgi aktarımında kullanılan en önemli yöntemlerden biri de sunum tekniğidir. PowerPoint çalışma ortamı. PowerPoint programı çalıştırıldığında görüntülenen pencereye çalışma ortamı denir. PowerPoint programında hazırlanan belgeler standart olarak PPTX uzantısında kaydediliyor. 2007 sürümü ve sonrasında ofis programlarında PowerPoint uzantısı PPTX, 2007 öncesi 2003-2000 versiyonlarında ise PPT olarak kaydedilir. 2007 ve sonrasılar PPT'yi de çalıştırır, PPTX'i de, ama eğer sürümünüz 2003 ve öncesine ait ise PPTX dosyaları çalışmaz. Ayrıca şey yüklemek gerekiyor, yardımcı program. Sunum dosyaları farklı şekillerde tasarlanabilen slaytların bir araya gelmesiyle oluşur. Başlık çubuğu. Kullanılmakta olan belgenin ve kullanılan ofis yazılımının adının görüntülendiği bölümdür. Hızlı erişim araç çubuğu, kullanıcının sıklıkla ihtiyaç duyduğu kaydet, geri al, yenile, yazdır gibi komutlara ait düğmeler bu bölümde yer alıyor. Dosya menüsü, dosya düğmesi yardımıyla sık kullanılan komutların yer aldığı dosya menüsü görüntüleniyor. Yeni aç, yeni aç, farklı kaydet, yazdır ve kapat gibi temel komutların bulunduğu backstage yapısındaki menüdür. Şerit, sunum oluşturulurken ihtiyaç duyulan komutların tamamı şerit içerisinde bulunur. Slaytlar ve ana hat, bu bölümde slaytlar ve ana hat olmak üzere iki sekme bulunuyor. Slaytlar sekmesinde sunum içerisinde yer alan slaytların küçük ekran görüntüleri yer alıyor. Ana hat sekmesinde ise slayttaki başlıklar içindekiler tablosu gibi görüntüleniyor. Cetvel, sunumun slayt ayarlarının yapılması için referans noktalarının belirlenmesinde kullanılan çubuktur. Slayt paneli, slaytın içeriğin görüntülendiği ve düzenlendiği kısımdır. Not paneli, bu alan sunumu yapan kişiye slayt için not alma imkanı sağlıyor. Durum çubuğu, etkin sunum içerisinde bulunan slayt sayısının, kullanılan temanın ve dil bilgilerinin görüntülendiği alandır. Görünüm çubuğu, bu alanda slaytın görünüm türünü belirleyen düğmeler, slayt gösterisi düğmesi ve yakınlaştırma düzeyini belirleyen yakınlaştırma kaydırıcısı yer alıyor. Şerit yapısı. PowerPoint 2016'da 8 tane ana sekme vardır. Bunlar giriş, ekle, tasarım, geçişler, animasyonlar, slayt gösterisi, gözden geçir, görünüm sekmelerdir. Bu sekmelerin dışında eklenen nesneleri düzenleyebilmek için bağlamsal sekmeler de bulunuyor. Yani bir resim ya da video ya da ses eklediğinizde bağlamsal sekmeler açılıyor. Giriş sekmesi. Giriş sekmesi pano, yazı tipi, paragraf, stiller ve düzenleme gruplarından oluşuyor. Ekle sekmesi. Ekle sekmesi. Slaytlar, resimler, tablolar, çizimler, bağlantılar, açıklamalar, metin, simgeler ve medya gruplarından oluşuyor. Tasarım sekmesi, temalar ve çeşitlemeler gruplarından oluşuyor. Geçişler sekmesi, slaytlar arası geçişler için görsel efektlerin uygulanabilmesine ve bu efektlerin değiştirme ve kaldırma işlemlerine olanak veriyor. Ön izleme, bu slayda geçiş ve zamanlama gruplarından oluşmaktadır. Daha sonra animasyonlar sekmesi, ön izleme, animasyon, gelişmiş animasyon ve zamanlama gruplarından oluşuyor. Slayt gösterisi sekmesi, slayt gösterisini başlat, ayarla ve monitörler gruplarından oluşuyor. Gözden geçir sekmesi, yazım, denetleme, dil, açıklamalar, görüşler ve karşılaştır gruplarından oluşuyor. Görünüm sekmesi, sunu görünümleri, asıl görünümler, göster, yakınlaştır, renkli, gri, tırnamalı, pencere ve makro gruplarından oluşuyor. Resim araçları bağlamsal sekmesi, yani resim eklendiğinde açılan sekmede, bu sekmede şekil ekle, stil, şekil stilleri, word art stilleri ve boyut grupları bulunuyor. Sunu görünümleri, sıralayıcı seçeneği, sunuda bulunan slaytları bir arada görmek için kullanılıyor. Notlar sayfası, sunu ve sunuya yönelik notları görüntülenmesini sağlıyor. Okuma görünümü slaytları aktif pencere boyutunda gösterir. Normal görünüm ise slaytları tasarlamak için kullanılan görünümdür. Slaytlar ve ana hat bölümü, slaytlar sekmesi sunuyu oluşturan slaytların küçük resim boyutunda görüntülendiği yer. Ana hat sekmesi, sunu içeriğini yazma, fikirleri toparlama, sunum planını yapma, slaytların ve metinlerin yerini değiştirmede oldukça kullanışlı bir alandır. Yeni sunu oluşturmak. Yeni sunu oluşturmak için dosya sekmesinde bulunan yeni seçeneği kullanılıyor. Sunuyu kaydetme. Yeni bir sunu kaydedilirken farklı kaydet penceresi görüntüleniyor. Sunu dosyaların uzantısı bahsettiğimiz gibi PPTX'tir. Bunun yarı sıra farklı kaydet penceresindeki kayıt türü alanı ile sunu birçok farklı formatta, yani PDF, XPSC, RTF, GIF, JPEG gibi resim formatlarında da kaydedilebilir. PDF formatında kaydedebilirsiniz. JPEG olarak resim formatında tek tek kaydedebilirsiniz. Ya da video formatında da kaydedilebiliyor sunular. Sunuya yeni slayt eklemek. Enter tuşuna basarak ya da giriş sekmesindeki slaytlar grubundan veya slaytlar ve ana hat bölümünde bulunan herhangi bir
slide'ın sağ tuş menüsünden de sunuya yeni bir slide eklenebilir. Sunuda bulunan slide'ı silmek, delete tuşunu basarak ya da giriş sekmesindeki slaytlar grubundan veya slaytlar veya ana hat bölümünde bulunan herhangi bir slide'ın sağ tuş menüsünden de sunudaki slaytlar kolayca silinebilir. Slide'ı çoğaltmak. Slide'ı seçerek Ctrl-C ve Ctrl-V tuş kombinasyonlarını kullanarak ya da slaytlar sekmesindeki sağ tuş slide sağ tuş menüsünden slide çoğalt seçeneği kullanılabilir slide'ı çoğaltmak için. Slide'ı gizleme veya gösterme, sunumda yer alması istenmeyen slide'ları gizlemek için slide'lar ve ana hat alanının slide'lar sekmesinde bulunan slide'ların sağ tuş menüsündeki slide gizle seçeneği kullanır. Bir slide gizlendikten sonra slide sağ tuş menüsündeki slide gizle komutu aktif duruma gelir. Aynı seçenek tekrar kullanılarak slide görünür hale getirilebilir. Aynısını tekrar yaptığımızda gizlediğimiz slide görünüyor. Slide düzenini değiştirmek, slaytların başlık, resim, yazım alanlarının organizasyonuna slide düzenleri. Çalıştırılacak slayt sayfasının düzenini değiştirmek için giriş sekmesinde bulunan slaytlar grubundaki düzen menüsünden istenilen slayt düzeni seçilebilir. Slayt düzenini değiştirmek için istenilen slaydın sağ tuş menüsündeki düzen seçeneği kullanılabilir. Slaydın arka plan rengini değiştirmek, slaytların arka plan rengini değiştirmek için tasarım sekmesinde bulunan arka plan grubundaki arka plan stilleri menü seçenekleri kullanılır. Arka plan açılan pencereden arka planı biçimlendir düğmesiyle görüntülenen arka plan biçimlendir penceresinden istenilen renk seçimi yapılabilir. Tasarım şablonu uygulamak. Tasarım şablonları slide tasarımı için PowerPoint programının sunmuş olduğu hazır yapılardır. Tasarım şablonu uygulamak için tasarım sekmesinde bulunan temalar grubundaki şablonlardan biri seçilebilir. Madde işareti eklemek ve düzenlemek. Sunuya madde işareti veya numara eklemek için giriş sekmesinde bulunan paragraf grubundaki madde işaretleri ve numaralandırma aracı kullanılabilir. Slaytlara not eklemek, bir sunu hazırlanırken sunum sırasında başvurmak, dinleyicilere dağıtmak gibi çeşitli amaçlarla slaytlara not eklenebilir. Bu notlar slaydın içeriği hakkındaki bilgileri veya konuşmacının kendisi için almış olduğu notları barındırabilir. Not paneli, slayt panelinin hemen altında, her slaydın altında bulunur. Bu panel sunumun tasarım kısmında görüntülenirken slayt gösterisi esnasında görüntülenmemektedir. Notlar görüntülenmez slayt gösterisi esnasında. Evet, ekranda PowerPoint belgesinin, yani programının bir görünümü var arkadaşlar. Neler varmış sekmeler bahsettiğimiz gibi. Giriş, ekle, tasarım, geçişler, animasyonlar, slide gösterisi, gözden geçir, görünüm. Daha sonra kolay doküman oluşturucu, biçim, bilgi verme, oturum açma, paylaş şeklinde üst menüler var arkadaşlar, sekmeler var. Bölüm değerlendirme. Microsoft Office PowerPoint 2016 uzantısı PPTX'tir. 2007 ve sonrasında PPTX olarak kaydedilir. 2003 ve sonrası sürümlerde ise PPT, daha sonra şundan bahsedeyim, 2007 ve sonrası sürümler PPT'leri de destekler, fakat 2003 öncesi sürüm ve öncesindekiler şeyleri desteklemez, PPTX'leri desteklemez. PowerPoint programından sunu kaydedilirken PPTX uzantısı seçilirse PowerPoint gösterisi görünümüne, dosya olarak değil de belgeyi açtığınızda doğrudan slide gösterisi olarak karşınıza çıkar. Düzenlemek için dosya konumunda açmanız gerekiyor o PPTX dosyalarına. PowerPoint sunumlarının eski sürüm Office programlarında çalışabilmesi için PowerPoint belgesini 97-2003 sunusu olarak kaydedilmelidir. Bu farklı kaydet seçenekleri içerisinde yer alıyor PowerPoint programını açtığınızda belgeyi kaydederken. Sunulara yeni slide eklemek için yapılması gereken girişi seçtikten sonra yeni slide'ı tıklamak. Şekilde bir ekran var. Bu şekildeki görünümle hızlı erişim araç çubuğunda yer alıyor bu görünümler. Slide gösterisi esnasında nesnelere hareket kazandırmak için kullanılan seçenek animasyonlar. Çizim araçları, biçim, sunuya eklenen nesneleri düzenleyebilmek için açılan bağlamsal sekmelerdendir. Not panelinde bilgiler sunum esnasında, yani slide görüntüsü şeklinde olduğu zaman görüntülenmez. Sunu içerisinde yer alan bir slaydın sadece sunum esnasında görüntülenmesini engelleyen komut slide gizle. Etkili ve anlaşılır bir sunu hazırlamak için sunu içerisinde görsellere yer verilmeli. Slaytlardaki bilgiler maddeler halinde sunulmalı. Slaytlardaki önemli noktalar farklı renkler kullanılarak vurgulanmalı. Slaytlardaki önemli noktalar farklı yazı tipi ve boyutu ile vurgulanmalıdır. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.